Bugünkü videomuzda Samsun Eskişehir güzergahı olacak ve şu an Samsun Port Liman girişindeyiz. Burada var bir dünya ambar. Şimdi işin yoksa ambar ara burada. Abi burada ne kadar araba var ya. Oho. Ben ne yapacağım şimdi? Vay anasını ya. Adam burada kendini kaybeder ya. Liman içinde kayboldu değil mi? Neyse, çok şeyler var da söylenecek. Vay ana, hadi la, hadi la. Lan oradan araba gelmiyor, buradan geliyor. Buradan gelmiyor, oradan geliyor. Arkadaş kaldı sıkıntıya ya. Yavaş gel. Yavaş gel, görüyorsun. Allah Allah ya. Ne yapacağız biz bu göbeğe ya? Oy oy. Evet arkadaşlar, herkese yeni videodan tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzu Samsun Eskişehir güzergahı olacak ve şu an Samsun Port Liman girişindeyiz. Giriş yapacağız. Bir dakika bekleyin. Selamünaleyküm. Ambardan yükleme yapacağım da. Bekleyelim bakalım. Şu an bekliyoruz. İnşallah arkadaşlar bu videoyu da beğenirsiniz. İnşallah güzel bir yolculuk olacak. Samsun Eskişehir, Samsun Port Liman'dan ambardan yük yükleyeceğiz. Eskişehir'e gideceğiz. Eskişehir'den de yükümüzü alacağız. İnşallah nasipse Samsun'a dönüş yapacağız. Da bu kamera niye şarj almamış? Ben çok merak ediyorum şimdi. Ben normalde bu şarja koymuştum ben bunu. Niye almadı? Enteresan. Vallahi enteresan. Normalde alması gerekiyordu ya. Ama almamış. Niye almamış? Çok merak ediyorum. Ben de seviniyorum. Üçüncü kamera devrede diye. Ama yok. Tet 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 gitti. Takalım bakalım. İnşallah alır şimdi. Allah Allah. Niye almadı? Zahmettin mi? Evet. Peki böyle mi? Eskişehir'e. Sağlam devam et. Tamam baba. Hadi kolay gelsin. Sen sağdan devam et. Kantara gir dedi. Ha burada bir de kantar parası işi var şimdi öyle mi? Bir de kantara para verecek. Oy. Burası Samsun'un ticaret damarı baba. Burası Samsun Port Liman. Bu limana gemiyle geliyor. Buradan tırlarla beraber sevkiyat oluyor. Burada aşağı iniyor muyduk ya? İniyorduk herhalde. Şu telefonumu bir alayım. Şu cüzdanımı da alayım. Devam dedi kendileri. De bunlar beni niye aramadı şimdi öyle? Hangi ambardan yükleyeceğim? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Hiçbir bilgimiz yok. Adam bir bilgi verir ya. Öyle ya. Yani yine biz mi arayalım? Burada var bir dünya ambar. Ay yavrum bana bak be, adam ne yapmış. Şimdi ambar ara işin yoksa. Şimdi işin yoksa ambar ara burada. Burada abi burada ne kadar araba var ya. Oho. Metlok, lider, uçak, kalyoncu. Buradan da buğday yüklüyorlar. Scania, Volvo, Aksor. Biz gidiyoruz ama bakalım. Nereye gidecek? Neredeymiş bu yer ya? İşin gücün yoksa şimdi ambar ara burada. 18.45 yeni kabin. Ayağına ben derdine tüküreyim. Ben böyle gideceğim, sen devam et. Şu an bunların içinde hep sebze meyve var arkadaşlar. Buraya çekmişler. Bunlar gemiye bindirilecek. Çalışıyor, görüyor musun şeyleri? Bunlar gemiye bindirilecek ama bekliyorlar. Ben ne yapacağım şimdi? Ben şu tırları bir takip edeyim. Belki de onların yükleyecek olduğu yerden yükleyecek durum ya. Kastamonlular. Vay anasını ya. Adam burada kendini kaybeder ya. Liman içinde kayboldu değil mi? Gördüğünüz gibi bu gemiye bindiriliyor. Konteynerler. Nereden ya? Bilmiyoruz ki arkadaş ya. Burası çıkış mı ya? Allah Allah. Ha, bu kardeşim buradan dönecek. Geldi çıkışa iyi mi? Ben de buradan dönmeyeyim. Ben direkt gideyim anasını satayım ya.
direkt gideyim ya. Aksilik başladı gerkenden. Bugün bu iş bitmez. Daha bitmez. Ben bir arayayım şunları ya. Evet arkadaşlar. Şimdi aracımızı yüklemeye başladık. Evet arkadaşlar, şimdi öbür taraftan başladı. Sığar öbür mı? Tarafa da sığar. Sığar. Sığmazsa çevirsek bu sefer arkada pay olur. Neyse bir denesin bakalım. Bir de öbür tarafa getirsin bir tane. Baba öbür tarafa da getir de bir deneyelim bakalım sığıyor mu? Yapacak bir şey yok bakalım. Sığar ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 24. Big Bang çuvalı 25 tane atıyorduk. Bu palet 24 taneymiş arkadaşlar. Bakacağız. Ne varmış bunların içinde ya? Gel abi gel gel gel. İnşallah sığacak. Devam et abi, devam et, devam et. Tamam. Ver abi şimdi o tarafa. Sığdı. Ne var bunların içinde? PVC madde. PVC madde gibi, toz gibi, un gibi ama plastik. Ha. Vallahi nasıl yapacağız bilmiyorum. Bayağı bir sıkıntılı bu iş. Allah yardımcımız olsun. Şu palet, şu öndeki bir palet portif burada dayanırken şu köşeye değdirdi ve patlattı, bantlattık bilginize. Yani ben işimi garantiye alayım da gerisini olsa olsun. Şu görmüş olduğunuz birinci palet burada portif dayanırken şu köşeye değdirdi ve patlattı. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Öncelikle hepinizden çok ama çok özür diliyorum. Samsun'dan videomuzu başlattık ama inanın o spazda çekmek, o yüksek çuvalların üstüne çık, en buranda çek, o sıcak, o bunalda darlandım, bunaldım ve o akşam geç çıktım, moralim çok bozuktu. O an kameraya artık, yani o limandan sonra kameraya açasım gelmedi. Yorgunluktan, bitkinlikten yani halim vaktim yoktu. Dedim ben dedim sevenlerimin karşısına bu şekilde çıkamam. Çıkamam dedim. Pozitif olmam lazım, enerji dolu olmam lazım dedim. Açmadım ve bugün Eskişehir'deyiz arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Pazar, evet. Ne yazık ki bugün günlerden pazar. Dün cumartesiydi, aracımızı boşalttık. Sonrasında yükleme yerine geldik. Aha alacağız abi, aha sıran gelecek abi, şudur abi, budur abi. Cumartesi akşamı yattık, pazar sabahı kalktık, geldim. Kardeşim dedim, bakın dün geldim. Yani bu neden böyle oluyor? Ben neden bu yükleyemedim? Bugün pazar sabahı, ben dedim ne zaman gideceğim? Benim bir pazarım var, benim bir hafta sonum var dedim. Yani ben, yani bunu neden yaptınız dedim. Abi işte yüklemede sıkıntı oldu, işte yük hazırlanmadı da şudur da budur da. Her neyse, pazar günü saat 9.30-10 gibi işte kahvaltı yaptım. Sonra Süleyman abimi aradım. Burada Eskişehir'de Milli Eğitim'de görevli memur kendisi. Dedim Süleyman abi ben buradayım abi. Eğer baktığım varsa dedim bir çarşıya geçmek lazım. O da sağ olsun zaten ben arayacakmış beni kendisi. Dün cumartesi gecesi geri dönmüştür, rahatsız etmeyin diye aramamış. Ve bugün onunla birlikte, o sevgili eşiyle birlikte çok güzel gün geçirdik. Geldiler işte, bizi aldılar, gittik. İşte Eskişehir'in o tarihi yerlerini gezdik ve aynı zamanda bu tesbihi kendisi bana hediye olarak aldı. Bu bildiğiniz bu buranın yöresel taşından yapılan bir tesbih. Hatta yapılırken de gördüm. Sonrasında evine gittik. Yengemiz sağ olsun kahve yaptı, kahve içtik. Küçük kızı vardı, onunla tanıştık. Çıktık gel dedi gezelim dedi. Sağ olsun öyle güzel yere gittim ki arkadaşlar. Yani ben Eskişehir'de böyle güzel bir yerin olduğunu bilmiyordum. Güzel böyle parka gittik orada. Nasıl diyeyim, fotoğraflarını da paylaştım gerçi Instagram'dan. Böyle şato olan bir park var. Ama orada bir çekim yapacağım. Bilmeyen kardeşlerimiz için herkes buraya. Yani gelsinler buraya, gelsinler görsünler. Hatta su altında akvaryumlar falan, balıklar, hayvanat bahçesi. Çok muazzam, süper bir yer. Ben bayıldım. İnşallah bir sonraki gelişimde güzel bir video çekerim diye düşünüyorum. Drone'la birlikte, kameramızla birlikte akvaryuma gireceğiz. Akvaryumda sizler için orada güzel bir görüntü alacağım.
Ve aynı zamanda bizi tanıyan orada karşılaştığımız kardeşlerime de selam olsun. Beni orada tanıdılar. O kadar karanlığın içinde beni tanıdılar. Onlara da buradan selam olsun. Kucak dolu sevgiler, saygılar. Süleyman abim eşine ve kızlarına selam olsun. Süleyman abim hakkını helal et. Allah razı olsun senin sayende. Eskişehir'in o güzel yerlerini görmüş olduk, gezmiş olduk. İnşallah bir sonraki gelişimizde güzel bir çekim yapacağız. Süleyman abinin eşliğinde. Şu anda rampadayım. Saatimiz 4'e çeyrek var. Ve inşallah yükleyeceğiz. Var şu an hala bir başlayan eden yok. Hala beklemedeyiz. Yanaştık. Neyse. Çok şeyler var da söylenecek. Söylemiyorum. Bizde kalsın. Boş verin. İnşallah yükleden sonra da yola çıkacağız. Yolda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet. Herkese tekrardan merhabalar. Şu an Eskişehir'den yeni çıkış yapıyorum. Ve günlerden pazar. Nasılım diye soracaksanız bayağı bir gerginim. Ben umut ediyordum ki cumartesi geri dönerim ve pazar gün çocuklarımla, yani Azra'ya sözüm vardı, onu Luna Park'a götürecektim. Ama olmadı. Çocuk da dört gözle beni bekledi ama yapacak bir şey yok. Bizim de işimizin kötü yanı bu iş. Ne olur da abiden abi karşıya bir yol verselerdi. Yol yapsalardı şimdi. Ta ileri sapağa kadar git. Bir de var ya arkadaşlar, ben cuma akşamı 10-10.30 gibi çıktım. Yani gideyim de erkenden, yani ne kadar çok erken varırsam benim için o kadar iyi diye hiç uyumadan geldim. Yani uyumadan derken bir 45 dakika mola verdiğimde bir 45 dakika uyudum. Başka da uyumadım. Ve sabah 8.30-9 gibi Eskişehir'e geldim. Gittim malzemeyi boşalttım. Ha şunu da söyleyeyim. Yani uyumadan gelmemin %85-%90 sebebi de bu. Yola çıktığım an bundan içtim. Tabii ki fazla içmiyoruz. O plastik kaşığı var onun. Onunla beraber böyle bir ölçek. Onu içtim. Ya bismillah dedim. Yola çıktım. Ve sadece bir 45 dakika molada şöyle yatağa uzandım, istirahat ettim. Bir de sabah kahvaltı yapmak için durdum. Kahvaltı hazırladım, kahvaltı yaptım. Ondan sonra devam ki. Paşabahçe malzemesi yükleyeceğiz. Cumartesi gün saat öğlenden önce 11-11.30 böyle, yani tam 12 olmamış. O civarlar geldim. Dedim ben dedim işte plakayı verdim. Benim bilgilerim gelmiş. Araba yükleme geldim dedim. Bana dedi ki abi sen dedi kaydı yaptıralım. Kantarı falan yap. Daha malzeme hazır değil. Malzeme hazır olunca dedi biz seni dedi alacağız. Peki dedim ne zaman hazır olur dedim. Belli olmuyor abi dedi. Yarım saatte de oluyor, bir saatte de oluyor. İyi dedim. Neyse ben arabaya geçtim. Film izliyordum telifte. Şuradır budur derken la baktım. Ne arayan var ne soran var kardeşim. Ne oluyor dedim ya. Bunlar beni unuttu herhalde. Sonra gittim dedim. Birader hayırdır dedim. Akşam olacak ha dedim yani. Beni yüklemiyor musunuz? Dedi abi dedi malzemen hazır değilmiş dedi. La değilmiş de kardeşim söyleyin de yani hazırlasınlar. Ben dedim yani yükleyip geri gitmem lazım. Yarın pazar dedim. Nasıl olacak bu iş dedim. Burada ne var lan? Dedi abi dedi bir görüşeyim bakayım dedi. Neyse görüştü. Abi biraz bekleyeceğiz dedi. La biraz da yani bana birazın şeyini söyleyin. Biraz da ne kadar bekleyeceğiz dedi. Yani bir saat mi, yarım saat mi, ne kadar? Bilgimiz yok abi işte biz de içeriden haber bekliyoruz. Lan arkadaş akşam saat oldu 8-9. Bunlarda bir hareket yok. Neyse ben dolanıyorum oralarda. En sonunda birisi dedi ki abi dedi yemek dağıtacağız dedi. Bir yere kaybolma. Ekmek arası. Ekmek arası da domates, salam, ekmek arası işte. Meyve suyu. Allah razı olsunlar. Yine o kadar yapıyorlar ya. Neyse tamam dedik. Yemeği falan yedik. Ettik. Baktım hareket yok. Bir zahmet ettin. Anlaşıldı durum. Sen yatmaya devam. Yat baba dedim. Neyse biz yattık abi. Sabah bir kalktım. Hiçbir hareketlilik yok. Ne çağıran var ne eden var. Şimdi buradan nasıl yola çıkacağız? Bir de o var. Hiç kimse çağırmadı. Ulan arkadaş buradan geçmek de ölüm ya. Velhasıl kelam kaldık sabah. Sabah dedik abi ne yaptınız ne ettiniz yine bir hareket yok. Yani bugün günlerden pazar. Pazar gününe kaldık. Abi arada oradan araba gelmezken ben bir geçeydim iyiydi ama buradan da araba geldi. Ya arkadaş adam abine bir lamba koyar bir şey yapar ya. Bugün günlerden pazar, akşam saat kaç oldu? 7'yi 10 geçiyor ve biz daha yeni çıkıyoruz. Anan derdine tüküreyim, bu ne ya? Şimdi ben buradan yola çıkarım, oradan araba gelir. Burayı kapatırım, arkadan gelen bana vurur. Allah'ım yarabbim, inşallah oradan o anda araba gelmezse. Hay anasını ya. Vay ana, hadi la hadi la. Lan oradan araba gelmiyor, buradan geliyor. Buradan gelmiyor, oradan geliyor. Arkadaş kaldık sıkıntıya ya. Yavaş gel. Yavaş gel görüyorsun. Yavaş gel mübarek. Ne konda çalıyor? Allah Allah. Görüyorsun lamba yok orada bir şey yok. Yavaş gel. Allah Allah ya. Evet şu an Ankara'ya geldim ama arkadaşlar. Şimdi tavaleyi takip ediyorum. Bir kere
başıma geldi. Kafam dalgınlığından dolayı Samsun tabelasını geçtim. Vallahi var ya, tam böyle Ankara'nın merkezine giriş yaptım. Onun için dikkat ediyorum, yavaş yavaş gidiyorum. İleriden Samsun'a dönüş var. Samsun yoluna, onu kaçırmamam lazım. Şu an Aşti falan geçtim yani, otogarı falan geçtim. İstanbul, Konya, Eskişehir, ileriden Samsun'a dönüş olması gerekiyor. Afetle. Afet yardım binasını geçtim şu an. İstanbul, Konya, Kızılay. Euro'da. Saatimizde bu arada 10'a çeyrek var. Bayağı bir olmuş. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Şu an zaten 2 saat 45 dakika bir araç kullandım. 1 saat 45 dakikalık da araç sürüşüm var. Büyük ihtimal şeye kadar geçerim. Yıldırımlar tesisine kadar giderim diye düşünüyorum. Orada bir çorba içerim. Çünkü bugünden beri hep guru ye bir hal oldum. Hep guru yedik anasını satayım. Poğaçaydı, börekti, şuydu, buydu, tatlıydı. İstanbul, Konya, Samsun. Samsun tabelasını kaçırmamam lazım. Ben kendimi sol şeride, orta şeride bir atayım. Atayım ama sinyal verdik, herif hala dibimde ya. Lazım bir gaza dokun da. Bak. Allah'ım baba başım. En iyisi ben abi iş şeridinden ayrılmayayım ya. Vallahi. Arkadaş biri sağ biri sol. Vallahi billahi var ya, zikzak çiziyorlar yolda ya. Ben de ne yapayım, film izleye gidiyorum. Başka türlü yol bitmiyor yani. Üzüldüğüm nokta, yani kızlarımı parka göç ettim bugün. Yani onu yapamadım. Çocuklar da dünden beri arıyorlar beni. Baba geleceksin mi? Baba parka gideceğiz ya. Parka gideceğiz mi? Hep böyle yani. Ama çocukları götüremedim. Harbiden üzüldüm. Şu ileride bir yol çalışması vardı. Ara sokaklara daldırıyorlardı bize. İnşallah bitmiştir o. Ben şimdi kendimi şöyle sağ tarafa atayım. Çünkü arkadan gelenler acelesi olanlar. Acele ediyorlar. Ne oldu yani şimdi? Makas attın da ne oldu yani? Gittin de ne oldu? Dayı aynana bak. Vallahi yoksa gidersin. Ben sana söyleyeyim ya. Şimdi şuradan Samsun'a bir dalalım biz. Bir keresinde burayı geçtim. Vurdum gittim böyle. Bu sefer olsun istemiyorum yani, saat erken, çünkü o dalıp gittiğim zaman saat gecenin 12'siydi. Orada bir tane bizi takip eden, bizi izleyen polis kardeşimize denk gelmiştik. Sağ olsun o yardımcı olmuştu bize. Şimdi buradan bir dalalım bakalım. Ben sola geçeyim, siz arkamdan sağa geçin, hadi bakayım. Of, Sungurlu'ya kadar gidebilseydik iyiydi ya. Sungurlu'da yatardık bir iki saat. Ondan sonra devam ederdik. Samsun'a inmem lazım. Bu ne baba ya? Ulan ne kadar kalabalık bu Ankara ya. Şu an otogara geçiyorum. Otogardayım. Euro'da mübarek. Euro'da. Bak. Frene basayım bak. Acaba niye frene basıyor? Giderken böyle devamlı frene bas. Yani bir yere gireceksen sinyalini ver. Ondan sonra dal yoluna ya. Hop. Bu ne baba ya? Bunlar Anıtkabir. Dayı yürü de baba. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Tam oldu bak. Ya ben seninle mi uğraşacağım arkadaş ya? Lan herif dibime giriyor. Manyak mıdır nedir, az daha taktı diğer bize yala. En iyisi orta şerit ya. Yani bu saatte buradan geçiyorum yani, otobandan yolu uzatmayayım diye. Burada kalabalık oluyor ama yapacak bir şey yok. Merkez Ankara'nın önündeyiz. Neyse arkadaşlar, ben bu ışığı kapatayım. Tamam, şu Ankara'ya bir çıkalım ailesiyle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yahşihan'da çevirmeye yakalandık. Yani kontrole takıldık. Valla Z grafiği, V grafiği ne var ne yok hepsini aldılar. Sadece bir daha önceden bir 110'um vardı. Ondan dolayı bir şey olmadı. Şu yan taraftaki Sürat Uluslararası Taşımacılık Yazısı ruhsata işletilmesi gerekiyormuş. Ya işletin dedi, ya da dedi sildirin dedi. Büyük ihtimal ya silinecek ya işlenecek, ikisinden biri. İlk defa şu mesleki hayatımda ilk defa Z raporu, Z grafiği, V grafiği ne var neyse işte ilk defa başıma geldi. İlk defa verdik ama bir şey çıkmadı yani.
Şu an yaşayandayım. Yani şu tabelaya bile söylemde bulundu memur kardeşimiz. Yasakmış. O zaman otobüslerde de yasak bu. Otobüslerde mesela yazıyor. Samsun orada bilmem cartçuk. O zaman onda da yasak olması lazım. Sadece her şey bize göre mi yasak ya? Neden bu kadar sıkılıyoruz ya? Neden bu kadar bunaltılıyoruz? Neden? Arkadaşlar herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Gününüz de, sabahınız da, her şeyiniz neşeyle geçsin inşallah. Biz hala gidiyoruz baba. Biz hala gidiyoruz. Şu an saatimiz 6'ya çeyrek var. Ve Çorum'u geçtik. Sungurlu'ya geldim gece. Baktım daha gidemiyorum. 1-2 saat uyudum. Dedim biraz gideyim. Malum bugün günlerden pazartesi. Yani ne zaman çıktım ben? Cuma akşamı çıktım. Cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi bugün 4. gün. 4. gün oldu ve hala yoldayız. Eve gidemedik. Çocuklarımı özledim. Azra'mı özledim. Suudi Naz'ımı özledim. Betül'ümü özledim. Yani sabah sabah yine duygulandık. Yani evlat gibi yok ya. Evlat gibi yok. Yani dün Azra'yla konuşuyorum telefonda. Ya diye baba değilsen niye gelmedin? Niye gelmedin? Yani Allah'ım kimseye anasızlık, babasızlık ve evlatsızlık yaşatmasın. Çok zor. İnanın çok zor. Allah'ım kimseye o anı, o acıyı, onu yaşatmasın yani zor. Benim 3 tane kızım var. Allah'ıma şükürler olsun. Yani Allah'ım onların ayağına taş değdirmesin. Onlar olmasa ben yaşayamam. İnanın onlar olmasa ben yaşayamam. Yani onların bana telefonda bir baba deyişleri yetiyor benim için. Bir baba deyişleri yetiyor yani. Baba demeleri yetiyor. Onun için ben onların hiçbir isteğini kırmıyorum. Yani kıramıyorum. Her istediklerini elimden geldiğince, gücüm yettiğince yapasım geliyor. Yapmak istiyorum. Çünkü evlat. Hele benim büyük kızım Betül'üm. O benim ilk göz ağrım. Ben onunla hayata tutundum. Ona tutunarak, ona sarılarak bu hayatı yaşamaya başladım. Yaşamaya devam ettim ve hala da ediyorum. O var ya o böyle çok, nasıl derler, böyle çok mazlum büyüdü. Yaramazlığı yok, sessiz, sakin. Ama Suudi Naz'la Azra Z kuşağı çocuğu. Yani onlar yani çok böyle bolluk içinde büyüdüler. Yani böyle şımartıldılar. Ama Betül'üm o anı hiç yaşamadı. Betül'ümün doğduğu ve biraz büyüdüğü zamanlar köydeydim. Onun için o görmedi yani öyle bir an. Ve ben askerdeyken doğmuştu. Yani doğduğu anı göremedim Betül'ümün. O benim içinde bir dert, bir yaraydı zaten. Ama Allah'ıma şükürler olsun. Ben kızlarımdan memnunum. Allah'ım onların ayağına taş değdirmesin. Yaramazlık olur. Herkes de olur. Her çocuk da olur. Yaramaz da olacaklar. Usta olacaklar. Bağıracaklar. Çağılacaklar. Gülecekler. Her şey olacak. Evlat. Beş parmağın beşi bir mi? Değil. Yani çocuğunuzun hepsinin yani birisi gibi yani büyüğü gibi olmasını bekleyemezsiniz. Hepsi bir olmaz. Ya büyüğü mazlumdur. Büyüğü hiç böyle yaramazlık yapmamıştır. Çok usta büyümüştür. Yani o öyle oldu diye bunlar da böyle olmasını beklemeyin yani. Öyle bir şey yok. Ben her ne olursa olsun çocuklarımdan memnunum. Vallahi iyi ki varlar. Hiçbir zaman da erkek çocuğum yok diye şey yapmadım. Allah'ıma şükürler olsun. Ben Allah'ımdan ve çocuklarımdan her şeyimden razıyım, memnunum. Allah'ımdan ne gelirse bağışım üstüne. Yani hiç sıkıntı yok. Bu zamana kadar Allah'ıma şükürler olsun. Hiç isyan etmedim. Feryat figan etmedim. Yani başıma bir şey geldiği zaman da vardır bir hayır diyorum ben. Allah'ın dediği olur. Allah'ım demek ki bunu nasip etti. Allah'ım demek ki bu hayatı böyle bu şekilde yaşamamı bana layık gördü. Boynum gıldan ince abi. Yapacak bir şey yok. Ben hiçbir zaman isyan etmedim etmem de. Hepimiz Allah'ın yarattığı kullarız. Onun için yani iki günlük dünyada yani böyle hırs yapmak çok kötü. Yok işte param olsun, arabam olsun, evim olsun, şunum olsun, bunum olsun. Baba olsan olacak. Ne götürebileceksiniz? Ne götürebilecek? Sadece götürebilecek olduğunuz bir 9 metre kefen. Kefenin cebi var mı? Yok. Mesela Türkiye'nin zenginlerinden Sabık Sapancı. Yani milyoner, trilyoner. Zengin iş adamı. Sapancı Holding'in sahibi. Peki bu adam çok zengindi. Bu adamın trilyonları, katları, yatları, villaları, arabaları. Yani saymakla bitmez. Ne götürebildi? Sadece bir kef. Ha tamam mezarı çok yapılıdır. Görseldir böyle mezarı taşıyor şu bu. Olsun abi. Önemli olan Allah'ın huzuruna giderken, onun huzuruna giderken boş gitmemek.
boş gitmemek. Onun için siz siz olun her zaman insan olarak. Elinizden geldiği kadar, gücünüzün yettiği kadar eşinize, dostunuza, komşunuza, arkadaşınıza, durumu iyi olmayan fakirlere, yetimlere, öksüzlere, herkesin yardımına koşmaya çalışın. Herkese yardım etmeye çalışın. İnsanız hepimiz. Hepimiz dört dörtlük olamayız. İlla ki herkesin bir eksiği vardır. Benim de eksiğim vardır. Senin de eksiğin vardır. Her şeyin eksiği vardır. Onun için bu eksiği tamamlamak için elinizden geldiği kadar, gücünüz yettiği kadar insanlara her daim yardımcı olun arkadaşlar. Yani gözünüzün gördüğü garibanı, fakiri görmezden gelmeyin. Yardımlarınızı esirgemeyin. Ne diyelim? Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Kurban oldum valla. Valla güneş de var oradan bir doğdu. Tam doğdu ha. Valla neyse şu gözlüğümüzü bir takalım biz. Ondan sonra kaldığımız yerden yolculuğumuza devam edelim. Herkese günaydın tekrardan. Şu an kahvaltımı yaptım. Güzel çekindi. Karnımı doyurdum arkadaşlar. Ve ya bismillah dedik tekrardan. Aracımızın direksiyonuna oturduk. Vallahi kahvaltı yapmam gerekiyordu. Çünkü acıkmıştım. Sabah bir de güneş vurdu, uyku da çöktü. Onun için dedim kahvaltımı yapayım dedim. Böyle ağır ağır gideyim. Zaten uykumun geldiği yerde çekip yatacağım baba. Yapacak bir şey yok ki. Sabah güneş vurduğu gibi insanı çok kötü yapıyor. Mayıştırıyor. Onun için böyle durumlarda her zaman aracınızı çekin yatın baba. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Konaktayız. Havza Konak. Burada tabağı ağzına kadar doldurun. Yani taşana kadar doldurun. Kahvaltını alın. Verecek olduğunuz para 50 TL arkadaşlar. Yiyebilecek olduğunuz kadar doldurun tabağı ağzına kadar. Kapatsa 50 TL. Yani çorba da isteseniz, yani bir kelle paça içeyim deseniz 30-40 lira. Onun için kahvaltı yapmak en güzeli. Ben de öyle yaptım. Kahvaltımı yaptım. Karnımı doyurdum güzelce gene. Belli oluyor değil mi zaten doyurup doyurmadığım. Ne yapacağız biz bu göbeğe ya? Vallahi billahi ya. Biz bu göbeğe ne yapacağız ya? Şimdi sabah saat kaç? 7:30. Kesin memur abilerimiz kontrol için yola çıkmışlardır. Of çıksınlar abi. Bizim bir sıkıntımız yok. Korkumuz da yok. Her şeyimiz tam. Bir eksiğimiz, gediğimiz de yok. Hatamız da yok. Yani hatamız dün akşam memur abilerimiz grafik aldılar. A'dan Z'ye. Zaten o an olsaydı orada cezayı yerdik. Sadece şu yandaki yazılardan bir ceza yenilmiş. Benim haberim yok. Ben gözüküyordu. Beni kaldırmamışsınız diyor. Bir şeyler dedi ama anlamadım. Şimdi Sina'ya söyleyeceğim. O yazıyı ya ruhsatı işleteceğiz ya da sileceğiz orada. Bakalım. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar şu an balık halinin oraya doğru gidiyoruz nasipse. Evet oradan şey yapacağız. Karadeniz Züccaciye var. Oraya geçeceğiz. Oraya ilk yükümüz orası. Orayı vereceğiz. Ondan sonra ikinci yerimize devam edeceğiz. Zekçiler de buradan giriyor. Sebze zekçileri. Sebze meyve hali. Karadeniz Züccaciye. Neredeymiş bu? İnşallah portifi vardır da hemen boşaltırız. Portifi yoksa ayva yedik. Çünkü bu paletli malzeme elle boşaltmaya kalkarlarsa çok zaman alır. Balık hali girişi dedi. Balık hali. Neredeymiş? Heh. Karadeniz çiçek diyor lan bu. Karadeniz çiçek dedi. Acaba burası mı? Herhalde burası. Bir sorayım da yine de ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar şimdi birinci yeri boşalttık. İkinci yere doğru yol alıyoruz. Şimdi bu sebze halinin oradan beri yukarı çıkalım. Yukarıdan beri üst geçitin altından beri dolanıp inelim. Belediye evleri tarafına dönelim. Buranın 26 paleti vardı. Şeyin 11 paleti var. Emin. Bakalım. İnşallah yıkılmaz. Spazet çektik ama sebze arabaları bekliyor burada. Apaydı. Devgros. Hayır ben yavaş gidiyorum. Niye? Bende bardak çardak var.
çatal kaşı çanak var. Ağır ağır gidiyor. Ne olur ne olmaz. Palet akar makar geri. Bundan sonra uğraş dur anasını satayım. Ay yavrum. Ne çalışıyor bu millet be? Burası Asri mezarlığı. Allah rahmet eylesin. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Mes otel. Otel bile var lan burada. Burası Samsun Araştırma Hastanesi sol taraf. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi hemen alt tarafı. Böyle Samsun merkeze doğru gidiyorsun İlyasköy'e falan. Buradan Ankara, İstanbul ve Samsun Trabzon tarafına da gidiş var. Biz şimdi şey yapıyoruz. Belediye evleri tarafına dönüş yapıyoruz. Şöyle usulca gene bir geçelim. İnşallah palet yıkılmaz. Palet yıkılırsa var ya yava yedik anasını satayım. Mazudanlı'ya falan gideceğim ya, o zaman bir bakarım duruma göre. Ona bir ayar çekerim. Hadi bakalım şimdi bir yol alalım gidelim bakalım. Ay anam oy. Vallahi çok sıcak var bugün maşallah. 25 derece ya. Ne kadar araba geliyor ya. Allah Allah. Bu ne la? Herkes çekmiş buraya bekliyor. Aslında burası yasak. Geldi mi burada kimse bekletmiyor yani. Kaldırıyor herkesi. Yasak olduğu için. Hadi bakalım şimdi gidelim ikinci noktaya. Evet şimdi arkadaşlar Nazar Petrol'den yakıtımızı aldık. Et bloğumuzu doldurduk. Çıkış sağlıyorum. Şöyle. Vallahi var ya korkuyorum. Arkadan palet arkaya bayılacak diye ya. Lan benim eldivenler vardı Arda, görüyor musun? Heh. Arda durayım da alayım şunları bari. Hem de bunun kapağını kontrol edeyim. Bir eldiven 15 lira. Az para değil. İnşallah uçmamış. Hem deponun kapağını kontrol edelim. Mehmet Kulü'yü kontrol edelim. Bundan sonra eldivenimizi yerine koyalım. Hadi bakalım şimdi devam. Karnımızı doyurduk. Enerjimizi de aldık. Hadi bakalım şimdi doğru ikinci yere. Evet arkadaşlar. Şükürler olsun ki kazasız, belasız, sıkıntısız aracımızı boşalttık. Ve şimdi nereye gidiyorum? Tabii ki eve değil, yüklemeye. Yarın tekrardan yola çıkacağız ama ilk öncesinde aracı yükleyeceğim veya birisini çağıracağım, vereceğim aracı yükleteceğim bir şekilde. Ondan sonra yarın da ne zaman kalkarsam o saatte yola çıkacağım. Çünkü acele etmeyeceğim, sabahtan erken kalkayım da yok yola gideyim, yok abi. Ne zaman uykumdan uyanırsam o zaman çıkıp da gideceğim, kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra çıkıp gideceğim ağır ağır. İki telliğe gideceğiz yine büyük ihtimal. Öbür araba da İzmit'e gidiyormuş. Sıkıntı yok. Hayırlısı olsun bakalım. Neyse. Ben bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizler benim koca ailemsiniz. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ne dileğiniz, ne muradınız varsa Allah'ım herkese nasip etsin. Dileğiniz kabul olsun. İnanın uykusuzluktan şu an başım ağrıyor. Yani hiç uyumadım. Yani 2 saat uyu devam et. 2 saat uyu devam et. Bu şekilde yolculuğumuzu tamamladık. Aracımızı boşalttık. Şükürler olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Yüklemeye gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Her ne olursa olsun, herkes dürüst olsun, efendi olsun, adam olsun ve akıllı olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.